Niye bu kadar kızıyorsun ben anlamıyorum. Zaten bu sahneyi birisiyle çekmeyecek miydin? Benimle çekmiş oldun. Daha iyi değil mi? Değil. Kandırdın çünkü beni, arkamdan iş çevirdin. Kızım ara sor Süha Hoca'na. Ben ona dedim, siz Ayşe'yi tanımıyorsunuz dedim. Arkasından plan yapılmasını sevmez dedim. Yani siz kendinizi kurtarırsınız, kabak benim başıma patlar dedim ki öyle oluyor. Ama o tutturdu, illa sürpriz olsun dedi. Aptal yerine koydunuz Kerem beni ya. Dur, dur, dur. Jeton şimdi düştü. Sen gerçekten arkandan iş çevirdiğimize kızdın. Seni öptüğüme değil, değil mi? Cevabımı aldım ben, sen zahmet etme. Kerem, bak lütfen saçma sapan konuşma. Ayrı hayatlarımız var diyorsun ama peşimden koşarak ta buralara kadar geliyorsun. Ben sana soruyor muyum o adamı öpeceğim için kıskandığında mı geldin diye? Bak sormuyorum. Sorma, boş ver. Sormuyorum zahmet edip. Çünkü cevabını zaten biliyorum. Ha şimdi sen benim seni kıskanıp peşinden koştuğumu mu ima ediyorsun? Ya ben hiçbir şey demedim, bak sen söyledin. Belki ünlü olmak istiyorum, reklam oyuncusu olmak istiyorum. Nereden biliyorsun? Daha fazla üne ihtiyacım yok. Paraya hiç yok. O yüzden gelen paranın tamamını kız çocuklarını okutan bir vakfa bağışladım. Senin adına. Nasıl ya? Evet, Ayşe Yiğiter fonu açtırdım. Buradan gelen parayı oraya aktardım. Hayırlısıyla bir sene boyunca 10 kızın eğitim masraflarını karşılıyor olacağız. Biz ikimiz. Hadi işe geç kalacağız. Biz ikimiz. İçeri. Kimi? Ya benim odadaki kızı işte, Serap mı görüyorum ben? Serap değil, İrem. Orada öyle dikilecek misin? Gelsene, sana bir şey söyleyecekmiş. Volkan! Kerem, böyle bir şey nasıl yaparsın? Hayır, bu duyulacak olsa Kerem itibarını düşürecek, iki paralık edecek. Kendini bitirir. Yelda teyzeciğim, ben de o yüzden hiç kimse duymadan bu işi kökünden çözmek için inanın bana çok uğraştım. Çok uğraştım ama beceremedim. Çünkü Ayşe'nin bu oyunu bırakıp gitmek gibi bir niyeti yok. Nasıl yok? Nasıl yok? Yani eninde sonunda boşanacaklar bir gün. Bu iş nereye kadar sürecek böyle? Yelda teyzeciğim, anlamıyorsunuz değil mi? Ayşe Kerem'i kendine aşık edip bu oyunu gerçeğe çevirmek istiyor. Gerçekten bu ailenin içine girmek istiyor. Evet, bu oyunu bitirmeye karar verdiler. Hatta boşanma davası bile açtılar. Ama Ayşe ne yaptı etti, o boşanmayı erteletti. Tamam, Kerem şirketin başına geçmek için saçmalamış olabilir. Ama benim oğlum anlaşmalı bir evlilik yaptığı birine aşık olamaz. O kadar salak değil. Kerem başladığı işi bitirir, Ayşe'ye aşık olamaz. Yelda teyzeciğim, o kadar emin olmayın. Ayşe o kadar uğraştı, o kadar uğraştı ki en sonunda Kerem'i etkilemeyi başardı. Yok, o kadar değildir. O kadar mı yoksa? Ben biliyordum. Ben bu işin içinde bir iş olduğunu biliyordum, bir bit yeniği olduğunu biliyordum. İçim hiç rahat değildi zaten. Yelda teyzeciğim, ne yapacağız? Sen hiçbir şey yapmayacaksın. Bundan sonra bu iş artık bende. Ama önce benim emin olmam lazım. Kerem'in Ayşe'ye aşık olup olmadığını öğrenmem lazım. Ona göre bir yol çizeceğim. Nasıl isterseniz. Ben her zaman yanınızdayım, biliyorsunuz değil mi? Herhangi bir şeye ihtiyacınız olursa ben buradayım. Ceyda, bu işi kimse bilmeyecek. Eğer Muhsin amcam bu olayı duyarsa yıkılır. Kimse bilmeyecek, anlaşıldı mı? Merak etmeyin. Hiç kimse bilmeyecek. Kendine geliyor galiba. Ya ben onu ilk defa böyle görüyorum.
Acaba ambulans falan mı çağırsak? Ciddi bir şey olmasın. Yok yok, küçükken de böyleydi bu. Korkup sıkışınca hemen bayılırdı. Ne küçükken? Ne küçüğü, ne küçümesi, ne, neyi o? Hafıza kaybı falan yaşıyor galiba. Volkan'cığım bak... İrem, dayının kızı. Ya evet ya, dayımın kızı. Dayımın kızı. Gel bir sarılayım sana. Neydi adın? İrem. Ah İrem, İrem. Hoş geldin. Ah, iyisin değil mi sen? Ha, iyiyim, iyiyim. Tamam, ben sizi yalnız bırakayım, hasret giderim. Tanıştığıma çok memnun oldum. Ben de öyle. İyi bak kendine. Teşekkürler. Sen ne yapıyorsun? Niye geliyorsun peşinden benim? Ha? Yatakta atıp tutuyordun hani. Yok ben senin nikahımı alacağım falan, cool kız ayakları. Ne işin var ya? Niye geldin? Ya bir sakin ol arkadaşım. Evde kolyemi düşürmüşüm. Çocukluk arkadaşım hediyesi o bana. Onu alacaktım ama sen telefonları açmayınca ne yapayım? Sen... Ya bir sakin ol. Hatun ben Gonca deyince kurdum hemen ben bağlantıyı. Kuzeniyim deyip salladım. Ha. Sana belamı okuyayım, minnet mi edeyim? Kafam karıştı. Öncelikle kolyemi bulup bana gönder. Bir de madem bu kadar çok seviyorsun, bir daha aldatma kadını. Hiç, hiç. Tamam, aldatma falan yok. Bir daha olmayacak öyle bir şey, bir daha hiç. Çok da kafa kadınmış ha. Değil mi? Çok kafa. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar?